Merhaba Deskim takipçiler, merhaba The Walking Dead sevenler, herkese merhabalar. Yeni bir bölümün dosyuyla karşınızdayız, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, en son hatırlayacak olursanız birkaç göreve katıldık. Misyonlara devam edeceğiz, görevlere devam edeceğiz. Ama öncelikle YouTube üzerinden gelen yorumlara istinaden hani Emre Aktan'ın dediğine göre karakterlerimi geliştirmem gerekiyormuş. Doğrudur, ben pek oyunu oynamadığım için haftada bir kere oynadığım için oyunu pek aşina değilim. Aynı şekilde Dipsane'e sokmak da aynı şeyi dile getirmiş. Karakterlerimi geliştirmem söyleniyor. Tabii saldırılara maruz kalıyorum. Bu saldırılar neticesinde kaybediyorum. Haftalık olarak oynadığım için sıkıntı yaşayabiliyorum. Bakın baskın kayıtları diyor mesela. Baskın kayıtlarında baskına uğramışım ve kaybetmişim. Yenilmişim. Kaybettiğimde de bayağı bir kayıp veriyorum. Mesela bu Ali saldırmış bana. 5765 yiyeceğimi almış. Öteki saldırmış odunumu almış. Açıkça pek bir zararı var mı? Şu an bana yok gibi görünüyor ama neden yok görünüyor? Yükseltmem gerekiyor. Yükseltmek için 47 bin belediye binası için odun gerekiyor. Ve onun haricinde depoyu bir saniye. Malzeme deposunu yükseltebilirim. Ama önce odun toplamam gerekiyor. Odun toplamam gerekiyor açık ve net bir şekilde. Malzeme imalat hanesini yükseltebilirim. Onun için de 4400 yemek yeterliymiş. Bunu yükselteyim. Bu bana saatte 1701 diyor. Aradaki fark hemen hemen bir 100-200 civarında bir şey olacak. Yükseltelim. O yükselde dururken ben evet. O yükselirken ben görevlere devam ediyorum. Evet. Glenova. Yol haritası, nadir teşhisat. Günlük görevler varmış. Başarılar vesaire. Görevlerden yol haritası alanı açık diyor. Şunu yapabilirim. Nadir teşhisat, sıra teşhisat. Bunu yaparsam bir tane telsizim gidecek. Bakalım ne veriyor. Hey, yorulduğunuzu biliyorum ama birkaç kişinin malzeme bulmaya gitmesi lazım. Oturduğumuz yerde birilerini gelip kucağımıza erzak bırakacak hali yok ya. Evet, doğru diyor. Kızaklı. Rıza baba kızaklı. Doğru diyor. Evet. Ekipmanlar için saldırın. Evet. Glenn'in... pardon. Öncelikle Glenn saldırıyor. Etkili bir vuruş olmayacak tabii ki. Haliyle George vuruyor. Bob vuruyor. Lan neymiş bu? Vuruyorum hiçbir şey olmuyor. Adamlar beni biçti. Ben hiçbir şey yapamadım. Kaç baba kaç, ben bu adamlara hayatta inanamam. Tamam, karakterleri yükseltin dediğiniz doğru. Bayağı doğruymuş. Glenn'i yükselteceğim. Tabi yükseltmek için benim 57.900 yiyeceğe ihtiyacım var ama benim o kadar yiyeceğim yok maalesef. Ve koşu ayakkabısı içiyor. Yükseltmek için 30. seviyede olmam lazımmış bu arada. Ben 30. seviyede değilim. Değilim. Seviye yükseltsem mesela Glenn'e şeyi verirsem, Grace'i verirsem, ben iki tane vermeyeceğim tabii ki. Bunu verebilirim. Bundan iki tane var. Bundan da iki tane var. Üç tane var. Bundan da... Yükselt baba, yükselt. Glenn'i yükselt.
Tamam. Bu arada bir arada tutma benim için pek etkili değil. Ben o yüzden Glenn'in haricinde Michonne'a odaklanacağım. Michonne. Tabii ki Michonne. Michonne'a da Cheryl'ı yükleyeceğim. Cheryl'ı da ver. Başka... Başka... Ethel, Parker, Krypton, Grace var. Lucien, Lucia var. Luzan var. Isabel var. Ha. Bunu da ver baba. Tamam. O da tamam. Bunu da geç. Onun haricinde başka kim var baba? İyi etkili buran. Porker. Silah olan kim var? Silah kullanabiliyor. Georgius. Ben kız. Ben bıçak kullanıyor. Bıçak yaramaz bana. Siz hanginizi? Sen bıçak kullanıyor. Ben tapanca kullanıyor. Ben tüfek kullanıyor. Kız sen palta kullanıyor. Sen yaramaz. Sen de balta. Ay, sana verelim dayı. Bana bir George verip bir de kimi vereyim? Suzan'ı vereyim. Ver baba. Ver ikisini. Tamam. Yapıştır. Oldu mu sana dördüncü seviye. Tabii çok etkili olmadı gene ama karakter buldukça diğer karakterleri şey de önemli. Bakın şu altta yazan şey var ya, görüyor musunuz bilmiyorum. Şu altta yazıyor. Bu altta yazan şey de önemli. Tam benim diğer monitörde farklı bir yere çıkıyor. Şurası ama ya. Burada yazan şey de önemli. Mesela bu bir düşmana kritik vuruş hasarı veriyormuş. Onun haricinde mesela kim var? Bu var yine aynı şekilde. Glenn'in var. Bakın bu Glenn'de tüm takıma %30 saldırı veriyor ve 2 tur boyunca %30 savunma kazandırıyormuş. Adenin patlamasından. Evet, bu şekilde. Bir tane asker eğitelim. Ha, yiyeceğim azalıyor o zaman. Pardon. Eğitim 1, eğitim 2. Tamam. Yapıştır. Şimdi gelelim görevlere. Evet, 8 dakika olmuş. Normal hapishane savaşımıza başlayalım. Evet, hapishane savaşına başlıyoruz. En son burada kalmıştım. Hatırlayacak olursanız ki. Evet, Lili ne diyor bakalım? Valiye yaptıklarını gördünüz mü? Evet, asıl soru şu. Biz burada ne yapacağız? Ne diyorsun sen? Bitti mi? Bu adamın iyileşmesine yardım etmemiz gerekiyor. Hayır, korkunç bir şey bu ve öyle bir rahat bırakmayacaklar. Yoksa hep onların karşısında zayıf kalacağız. Veya intikam, ikisi de yanlış seçimdir. Hayatta kalmamız gerekiyor. Oysa ikisi de buna karşı işleyen durumlar. Haftalar sonra. Nasıl gidiyor? Çok kötü enfeksiyon kapmıştım. Bazıları senden umut kesmiş. Ben Mirabel. Sen de. Sen benden umudu kesmedin. Neler oluyor? Şimdi anlayacağız. Hadi artık bu kadar dinlenme yeter. Valiye çıtı sabah toplantısına çağırıyorum. Herkes bu olay sadece bana yönelik bir saldırı değil. Bu saldırı Woodbury'de de yapıldı hepimize. Hepinin ne yapmamız gerektiğini biliyorsunuz. Hepiniz buna hazırsınız ve hepiniz bir rol oynayacaksınız. Gebertin şunları. Silahları yok. Bu doğru olmaz. Ne yapacağız? Vali haklı. Sadece moralmiş bir gözden söz etmiyoruz.
O insanlar asla ölmelere gerek. Bilmiyorum, ne düşünüyorsun Eskem? Şimdi biz kimin tarafında olacağız? Bekle, her şeyin içine etti. Şimdi sizinle savaşacağım. Hata etti, bari kafayı yedi. Bakın tank. Bize yardım gerek. En ufak yardıma bile ihtiyacımız var. Tamam, birlikte çalışırsak bunu atlatırız. O tüfekli adam nerede? Rick. Vay arkadaşım. Bob. Bob. Allah belanı verecek Bob. Bob bir... Bob diyorum Bob, Allah'ım. Tamam. Bob. Tüfen kullanan bir arkadaşımız var bizim. Onun yerine bu geçti. Dördüncü seviye dördüncü. Tamam. Tamam. Adamların zırhları var. Ne aradanmış be. Rick, indir onu. Ben. Forker. Michonne. George. Mac. İnmedi lan. Tamam. Ama dalga bir. Bunlar beni bayağı zorlayacak ya. Hapishane bu kadar zorluyorsa şeyin dedikleri doğru. YouTube'daki arkadaşların Ali Emre Aktan'la Nipsey'e sokma. Bence haklılar. Çok güçlüler. Baksana. Ay yanlış oldu. Bayağı zorluyorlar arkadaş. Uf. Yapışır. Fark ettim arkadaşlar. George'un canı bayağı düştü ama halledeceğim ben onu. Sağlık çantası. Tamam yeter. Evet. Pek etkili olamayacaklar açıkçası. Yes. Evet. Ağzlarını kırdılar. Çok çok çok. Ağzlarını kırdılar. Tankla geliyorlar. Yok artık ebesini. Neyse devam edeceğiz. Andrea. Bir dakika.
Başka yok mu? Onu kullanınca şey oluyor, anladım. Poker. Drink. Tamam. Mission. Oo, iyi. Yeah. George. Mac. Güzel. Neden? Tamam. Poker. İndiremedi. Mission. Mac. Rick. George. Neden sen de buna? Aynen öyle. Rick. Mission. Ha. Poker. Yanlış anladım. George. Mac. Glenn. Ya burada Rick şey olduğu için var ya. Vuramadım. Ama indirdim. Birinci dalga geçti. Bu arada yorgunum. Geçen haftaki videolardaki gibi pek etkili olamayacağım. Glenn. Tamam. Yapıştır. Rick. Oh shit. George. O da güzel. Mac. Tamam. Rick. Porker. Mission. Glenn. George. Mac. Tamam. Glenn. Rick. Porker. Mission. Yes. Güzel. Tabi zorluyor artık beni. İlerleyen bölümlerde biraz daha karakterleri geliştirmeye çalışmam lazım. Tamam. George. Mac. Mission. Glenn. He, engelli. Orada bariyer var. Mission. Grant. Oo, iyi. Glenn. George. O da güzel. Porker. Rick. Mac. Bayağı sağlam. George. Mission. Tamam. Evet, o da güzel. Evet. Dalgalar adım adım geliyor idi. Bunlara Glenn'le saldıracağım. Mission'la falan saldıracağım. Bunlar şey. Onun haricinde şuna Porker. Rick. Tamam. Bu. Ve George. George Clooney. Evet. Mission. Glenn. Of yavrum benim. Rick. O da güzel. George. Kafaya ve mükemmel. Evet. Siz bunlara indirin. Oha lan. Çöş. Sen buna. Helal. Sen de buna. Bir arada tutma geldi. O da güzel. Of benim be, yavrum benim. Sen bunu hallet. Porker. George. O da güzel. Mac. Güzel. Mission. Glenn. George.
Tamam, bu kadar. Olay bundan ibaret. İkinci aşamayı da tamamladık. Gelelim üçüncü aşamaya. Ben liderle gidiyorum. Vali beni izle. Peki. Daha iyi aslında. Bunu deneyelim. Ha, dünya enerjim bitmiş. Bir tane var. Onu da kusura bakma dolduramam. Evet, eve dönüyoruz. Kasabaya dönüyoruz bakalım. Kasabada nelerimiz yükseldi. Bunu bir tane daha yükseltirsem yemek azalacak. Çiftlik yapabiliyorum. Bana bir şey ne sağlıyor? Yani. Açık ve net bir şekilde böyle. Başka ne yapabilirim? Yapacak bir şey kalmadı açıkçası. Enerjim bittiği için devam edemiyorum. Takım derecesi C++. Bakalım bana saldıranın profili nasılmış. Seviye 12. Takım derecesi B. Seviye 30. Adamın seviye 30 geleni var ya. Bu arada benim seviye 5. Ünvan yaşayan. Ama bir tane enerji geldi. 3 tane enerji istiyor. Bir tane de yetmez. Ya. Kartal diye biri geldi. Tamam. Bunlar da ver. Ver gitsin ya eğitime. Ne yapacaklar eğitimi? Hiç. Evet. Veya bir iki dakika daha takılacağım, bakacağım ne var ne yok. 25 dakika olsun da. Savyos 3. bölüm. Ha, ödül geldi. Başka var mı lan ödül? Öyle alacağım. Yok. Tamam. Bu ne? Savyos dedi. Hiçbir fikrim yok. İnanın bana. Öyle yani. Neyse. Bu kadarlık yeter. Evet arkadaşlar. Bu haftalık bölüm videomuzda bu kadar kısa sürdü. Kusura bakmayın diyorum. Çünkü enerjim bitti. Bakın enerjim şu an burada 1'e 17 kaldı.
O yüzden kusura bakmayın. Önden sağlık olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar. İyi eğlenceler.